TVL'deki hafta sonu ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da toplu açılış törenine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Millet İttifakı'nı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan fazla değil 5 ay kaldı diyerek tüm partileri kapı kapı dolaşmaya davet etti. Fazla değil 5 ayımız var. 5 ay. 5 ay durmak yok. Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Maşallah. Seçimlere 5 ay kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı'nı sert sözlerle hedef aldı. Karşımıza yine bir yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekte yetinmiyor. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte 10 yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklılığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Türkiye bunu size yaptırmayacak. Antalya'da toplu açılış törenine katılarak bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masayı vesayetçilikle suçladı. Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarılmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Türkiye'nin aşamadığı problemi kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tek sorunumuz muhalefet ifadesini kullandı. Türkiye'nin her meselesini çözdük. Sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik. Savunma sanayinde neler olduğunu görüyorsunuz. Artık bizim İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncılarımız var mı? Kızıl elmamız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal, sen nerede dolaşıyorsun ya? Senin yavruların nerelerde dolaşıyor? AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur Sen tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan ödül töreninde kürsüdeydi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak sözlerine tepki gösterdi. Böylesini ucube bir teklifin etrafında millet bütünleşmez dedi. Bırakın memleketi 5-6 tane başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir. Bu millet bunu bilir. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, altılı masanın eş cumhurbaşkanı sistemi gibi bir yapıyı millete teklif edeceğini söyledi. Kurtulmuş, milletimiz bu girişimlere itibar etmez, bir bakkalı bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir dedi. Dünyada böyle bir sistem var mı? Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir. Bu millet eş cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine ya da böylesine bir takım tekliflere itibar etmez, güler geçer. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur Sen tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan ödülleri töreninde kürsüdeydi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak sözlerine tepki gösterdi. O masanın etrafındakilerden başkası şöyle diyor, biz bu anlamda bir yürütme konseyi kuracağız. Arkadaşlar, biz bu lafları bir yerlerden hatırlıyoruz. 12 Eylül'den sonra da birileri konseyler kurmuşlardı. Birileri komitelerden kurmuşlardı. Birileri işte ortak bir takım masalarda karar alacaklardı. Alanlar kimler? 5-6 tane adam. O zaman da 5-6 tane adam. Hiç kusura bakmasınlar. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine ucube bir teklifin etrafında millet bütünleşmez. Muhalefetin eski vesayet günlerine özendiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı olarak milletten oy almayan kimsenin bugünkü anayasal sistem içerisinde milletin yönetimine katılmasının imkan ve ihtimali yoktur ifadelerine yer verdi. Milletin yetki vermediği kimsenin, yani Cumhurbaşkanı olarak milletten oy almayan kimsenin bugünkü anayasal sistem içerisinde milletin yönetimine katılmasının imkan ve ihtimali yoktur. Biz değiştireceğiz diyorsanız o zaman hani nasıl eş başkanlık sisteminin önü açıldı? Gelin eş cumhurbaşkanlığı sistemini teklif edin. Millet anayasal değişikliği yaparsa
366'nın 360'ın üstünde alırsanız referanduma gider, 400'de parlamentodan çıkarsa çıkar mı? Böyle bir şeye bu millet izin vermez. Kurtulmuş'un konuşmalarının ardından törende 6 farklı alanda ödüller takdim edildi. 150 günde 150 proje parolasıyla başlattığı hizmetler serisinin finalini 190. hizmetle noktalayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13 istasyonlu Dudullu Bostancı metro hattının yapımını tamamladı. Hattın açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Liderlerin gündeminde Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı hapis cezası vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 150 günde 150 proje maratonunu, İstanbulluların tamamlanmasını yıllardır beklediği Dudullu Bostancı metro hattı açılışıyla tamamladı. Anadolu yakasını birbirine bağlayacak 3000 araçlık otoparkı, meydan ve yeşil alan düzenlemeleriyle İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak. 13 istasyonu 14,3 kilometre hat uzunluğuyla saatte 45 bin yolcuya hizmet verecek Dudullu Bostancı metro hattını 558,8 milyon euro yatırımla açıyoruz. Açılışa geçtiğimiz gece yaklaşık 10 saat süren altılı masa toplantısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Bostancı Dudullu metro hattımız hayırlı uğurlu olsun. Açılışta konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı hapis cezasına tepki göstererek İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz dedi. İstanbul'un 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman hep beraber birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz. Genel başkanların da ifade ettiler. Asla teslim etmeyeceğiz diye Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Kılını dahi. Programda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener de Başkan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. Akşener'in İmamoğlu'na yönelik "seni verirsek Türkiye'nin geleceğini vermiş oluruz" ifadesi, akıllara acaba altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu sorusuna getirdi. Söz olsun gitmeyeceksin, and olsun gitmeyeceksin. Burası arkanda, buradaki bütün siyasiler arkanda. Altılı masanın tamamı arkanda. Çünkü seni verirsek Muhittin Böceği de vermiş oluruz. Seni verirsek Ankara'yı vermiş oluruz. Seni verirsek bunlara Türkiye'nin geleceğini vermiş oluruz. Dolayısıyla Atatürk'ümüzün dediği gibi geldikleri gibi gidecekler inşallah. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı konuşmada 2023'ün demokrasi yılı olacağını vurguladı. Altılı masa olarak milli iradenin arkasında, milli iradeye karşı olanların dimdik karşısında olacağız. Ve bu yolla bize 2023 seçimleri üzerinden mesaj vermek isteniyor. Ve deniyorsa ki öyle hamleler yaparız ki sizin iradenizde de ipotek koyarız. İşte buradan söylüyoruz. Asla ipotek koyamayacak ve 2023'ün demokrasi yılı olmasına asla engel olamayacaksınız. 1.7 milyon vatandaşa hizmet verecek Dudullu Bostancı metrosunun İstanbul'a hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul için adalet, Türkiye için adalet" ifadesini kullandı. Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki süreci hatırlasın. İşte benim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkmanın tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Anladığınızı da hissetmek istiyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir.
Onun için bu kıymetli hizmetin ve çok değerli genel başkanımızın huzurunda haykırıyorum. İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Bakan Dönmez'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da eşlik etti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, Mart ayı sonuna kadar Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmayı hedeflediğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Bakan Dönmez'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da eşlik etti. Karadeniz Doğalgaz sahasındayız. Arkamızda görmüş olduğunuz tesis, Karadeniz'den çıkan gazı işleme üzere kurulmuş, inşaatı devam eden bir tesisimiz bildiğiniz gibi. En son iki hafta önce yine buraya bir grup gazeteciyle gelmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin enerji komisyonu üyelerini ağırlamıştık. Bugün de yine misafirlerimiz var. Sahada o tarihlerde aşağı yukarı %80 mertebesinde olan karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı %90'lara çıkmış durumda. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, Mart sonuna kadar Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz bir aksilik çıkmadığı takdirde Mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz'in altındaki gazı milletimize sunmak arzusundayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yaklaşık 2,5 yıldan beri bu alanda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Karadeniz gazının enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını vurguladı. Bu doğal gazın çıkarılıp milli sisteme getirilmesi bir milli şirket tarafından, TPO tarafından yapılması dahi başlı başına gerçekten bu anlamda üzerinde durulması gereken, ifade edilmesi gereken bir nokta. Diğer taraftan inşallah Türkiye yüzyılında biz enerjinin yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılında Türkiye enerjisini büyük oranda dışa bağımlılıktan giderecek olarak değerlendiriyoruz. Bakan Dönmez ve beraberindekiler daha sonra sahada incelemelerde bulundu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 2023 şehir buluşmaları kapsamında Tokat'ın Niksarı ilçesinde Korganlı ve Mesudiyeli vatandaşlarla bir araya geldi. Metin Gündoğdu beraberinde Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile birlikte dernek üyeleriyle sohbet etti. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu 2023 şehir buluşmaları kapsamında Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'deki bütün şehirleri geziyoruz. Genel merkezimiz bir çalışma başlattı. Bu çalışma çerçevesinde gittiğimiz yerlerde ilçelerimize bizi gönderiyorlar. Merkezde de ilin milletvekilleri kalıyor. Bakan Bey'le birlikte biz de ilçelere gidiyoruz. Bize Tokat'a gideceksiniz deyince Yusuf abiyle oturuyorduk. Yusuf abi bana dedim Niksar'ı yazın. Niye dedi? Benim hemşerilerim var orada. Ben onlarla da görüşeyim gitmişken dedi. Sonra genel merkezden aradım. Dedim ki bana Tokat Niksar'ı yazın. Sonra da Akkuş'a geçer. Akkuş'a da bir program yaparız. Niksar'da da hemşerilerimizle bir araya geliriz. Tabii ben burada bu kadar sayıda hemşerimiz olduğunu açık söylüyorum bilmiyorum. Yani 15 bine yakın Ordulu, Korgan, Kumru, Mesudiyeli, Akkuş'ta hemşerimiz var. Bu önemli bir sayı. 2023 şehir buluşmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Niksar'da Korganlılar ve Mesudiyeliler Derneği üyeleriyle buluştu. Gündoğdu, Korgan İslam Dağı yolunun bir yıl içinde bitirileceği müjdesini verdi. Korgan'ın İslam Dağı yolunu Allah izin verirse önümüzdeki yani bir yıla bitirmiş olacağız. Çünkü ikmal ihalesi yapıldı, çalışma devam ediyor. Bizim buradan Kumru'ya giden
Niksar'dan Kumru bağlantı yolumuz var, onu takip ediyoruz. Aynı şekilde Bodrum'a bağlantı yolumuz var, onu da takip ediyoruz. Buradaki hemşerilerimiz için çok çok önemli. Ben şimdi bu rakamı öğrenince bunun üzerine kendi kendime dedim ki daha fazla düşmemiz lazım, hızlandırmamız lazım bu işi dedim. Metin Gündoğdu, beraberinde Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, örgütlü olmanın öneminden bahsederek Korgan'a yapılan yatırımlardan söz etti. Örgütsüz toplumları örgütlü toplumlar yönetilir. Burada bir örgütlü olmamız, yani burada bir dernek olmamız, bir çatı altında toplanmış olmamız muhteşem bir şey, çok güzel bir şey. Bizim için değerli. Ben de uzun yıllar hem Ordulular Birliği Hizmet Vakfı'nda iki dönem İstanbul'da vakıfçılık yaptım. 8 yıl İstanbul'da Korganlar Derneği'nin başkanlığını yaptım. İki dönem Ordu Dernekler Federasyonu'nda yaptım. Platformlarında bir dönem belediye meclisi. Allah nasip etti. İki dönemdir de Korgan'ın kıymetli milletvekiliminde çok büyük üstünde emeği hakkı var. Allah ondan razı olsun. Onu da söylemek üzere geçmek istemiyorum. Korgan ilçemize hizmet etmeye çalışıyorum, gayret ediyorum, mücadele ediyorum. Bu arada desteklerinden dolayı da size sonsuz teşekkür ediyorum. O yüzden inşallah elimizden geldiği sürece ilçemizle ilgili yapılması gereken ne varsa geçmişten bugüne, 2014'ten bugüne yaptığımız çok şey yaptık. Bakın sanayisi, kapalı pazarı, hastanesi, yurtları, altyapısı, baraj, gölet, 307 kilometre beton yol yapmışım. Bu çok kıymetli. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise Ordu ve Tokat'ın birçok ortak özelliği olduğunu vurguladı. O virajlı yolları beğenmediğimiz yollar bile yokken insanlar, büyüklerimiz buraya yaya gelirdi. Buraya yükünü yaya getirirdi. Buradan da aldığını geri götürürdü. Büyüklerimiz de bunları o elektriğin olmadığı az lambalarında oturduğumuz gecelerde Niksar yolculuğunu uzun uzun anlatırlardı. Çocukluğumuzda dinlerdik. Dolayısıyla ta çocuk yaşlarımızdan beri kulağımızda Niksar kelimesi ya da Niksar şehri hep aşina. Onun için az önce dedim bizim kültürümüz, türkümüz, folklorumuz, her şeyimiz ortak. Onun için Ordu'yla Tokat'ın en iç içe olduğu ilçeler bu taraftaki sınır ilçeler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Bağkur primlerinin düşürülmesini istedi. Bayraktar, çiftçilerin Tarım Bağkur primlerine uygulanan %5 oranındaki hazine teşvik indiriminin enflasyon göz önüne alınarak makul düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. %60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Bağkur primlerinin düşürülmesini talep etti. Mazota, ilaca, gübreye, tohuma, yiyecek aşımıza, okuttukları evlatlarına para yetiştiremediklerini, şu anki prim miktarlarını ödemenin emekliliğin hayal olduğunu dile getirmektedirler. Gündemde yer alan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlenmekte olan kanuna Tarım Bağkur primlerinin düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin eklenmesini talep etmektedirler. Binlerce çiftçimiz yoğun bir şekilde ziraat odalarımızı ve birliğimizi arayarak primlerimiz düşsün, geleceğimizi göremiyoruz diyor. Girdi maliyetleri artan, gelirleri düşen üreticilerimiz için şu anki prim miktarlarını ödemek, emekli olmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle gündemde bulunan torba tasarıda Bağkur primlerinin düşürülmesi maddesi konulmalıdır. Çiftçilerin 2022'de 2158 lira 8 kuruş olan Tarım Bağkur primlerinin 2023'te 3452 lira 76 kuruşa yükseldiğini belirten Başkan Bayraktar, çiftçilerin Tarım Bağkur primlerine uygulanan %5 oranındaki hazine teşvik indiriminin enflasyon göz önüne alınarak makul düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçilerimizin Tarım Bağkur primlerine uygulanan %5 oranındaki hazine teşvik indirimi, Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir. Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak, Tarım Bağkurlu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır. Çiftçilerin 9000 gün prim ödemesiyle emekli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak 90 gün yıpranma payı ilave edilmesini istedi. Çiftçilerimize yıllardır sadece fiziksel değil, psikolojik yıpranma payı da verilmelidir.
Zor şartlarda çalışanlara fiili hizmet tazminatı veriliyor. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 4 yılda bir hesabıyla 90 gün yıpranma payı ilave edilmelidir. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Kabataş ilçesinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada açıklamalarda bulunan Genel Sekreter İnan, Kabataş'a en büyük yol çalışmaları olmak üzere 55 milyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Projeyi ekibe yapacaklar. Tamam. Malzemeyi aldık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla kentte yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek ve eksiklikleri yerinde görmek üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Kabataş ilçesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla yatırımları yerinde takip eden Genel Sekreter İnan, vatandaşlar ve muhtarlarla da bir araya geldi. Buranın, ben size hatta proje olarak vermiştim evraklarını. Hatta dilekçesini falan daha önce vermiştim. Kayıncık Mahallesi yolunda yapılan onarım ve beton yol çalışması, Beylerli Mahallesi'nde yapılan taş duvar çalışmasının yanı sıra incelemeler helva fabrikası, Düz Mahalle Konağı, Hoşkadem Mahalle Mezarlığı ve çeşitli alanlarla devam etti. Genel Sekreter İnan diğer 18 ilçede olduğu gibi Kabataş ilçesinde de yoldan suya, restorasyondan sosyal işlere her türlü yatırım hizmetinin verildiğini söyledi. Yapılan işlerin zaten hepsi sizin gözünüzün önünde. Bunları siz bizden daha yakından takip ediyorsunuz. Hangi noktada ne kadar hizmet yapıldı konusunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ondan eminim yani. Bugün en büyüğü Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza ait olmak üzere toplamda 55 milyon liralık yatırım yapılmış bu ilçeye, Kabataş ilçesine sadece münhasıran. Ve bunu şöyle düşünün, yani son birkaç yıl içerisindeki ekonomik göstergelerdeki değişiklikle birlikte 3 katı bir yatırım, bir değer olarak düşünün. Restorasyon çalışmalarından, su kanalizasyon işlerine kadar, yoldan sosyal hizmetlere kadar, fakir ailelere sıcak yemek hizmetimize kadar. Değil mi? Yani bunların hepsi Kabataş ilçemizde. Diğer 19 ilçemizde var olduğu gibi Kabataş ilçemizde de mevcut. Bir kez daha söylüyorum, Kabataş ilçesi diğer 19 ilçemizle birlikte bizim birinci dereceden önceliğimiz ve vazgeçilmezimiz. Dolayısıyla bugünü güzel bir şekilde burada geçirip önümüze bakacağız, işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hizmetler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için büyük bir güvence olduğunu belirtti. Kabataş'ta hem yollar konusunda hem hizmetler konusunda gerçekten büyük bir güvence Büyükşehir bizim için. Hiç durmaksızın sürekli üst üste kar yağdı. Ve bu yollar sürekli açık kaldı. Yollarımız kapandı. Ama ne vardı? Arkamızda bir güç var. Diyoruz ki ya kar yağarsa büyük şehrimiz var. Ya heyelan olursa büyük şehrimiz var. Yolda sıkıntı olursa büyük şehrimiz var. Sağ olsun, Allah razı olsun. İstediğimiz hizmetleri de makul olanlar her zaman ilettiğimiz zaman muhtarlarımız olsun, biz olsun. Büyük şehirden hem mutlaka karşılığını gördük. Yapılmayanlar var mı? Var. Olacak da. Yani insanın fırsatı ibare ihtiyacı bitmez. Makul olanları inşallah önümüzdeki durmaksızın daha hızlı bir şekilde bu noksanlarımızı gidermeye çalışacağız. Allah razı olsun. Sayın İlmi Başkanımdan ve ekibinden, hepsinden Allah razı olsun. Şu burada bir büyük bir emek var, büyük bir gayret var. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, içinde bulunduğumuz kış mevsimi itibariyle üreticilerin doğru bakım adına toprak tahlili yaptırmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, kış mevsiminde üreticilerin bahçesinde yapması gerekenleri de tek tek sıraladı. Müzik
fındıkta doğru bakım, kalite ve verimi artırıyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da, üreticilerin bahçede arzu edilen verim ve kaliteye ulaşabilmesi için hasat sezonuna kadar atılacak her adımın büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Bizden aldığı bu uyarıları dikkate almışlar gibi görünüyor. Çünkü yapmış olduğumuz gezilerde, yapmış olduğumuz ziyaretlerde üreticilerimizin bağında bahçesinde olduğunu gördük. Bu çalışmaları yaptığını gördük. Özellikle sonbahardaki dip sürgünlerin temizliği ile alakalı müthiş bir hizmetin olduğunu gördük. Yine hakikaten budama çalışmalarının son sürat devam ettiğini gördük. Yine kış bakımının devam ettiğini gördük ki kış gübreleri gerek kireçleme ile alakalı, toprağın yapısına göre kireçleme ile alakalı çalışmaların yapıldığını gördük ki biz aşağıdaki iktisadi işletmemizde de bunu teyit edebiliyoruz. Üreticilerin fındık bakımı adına büyük bir hassasiyetle çalıştığını belirten Başkan Akça, kış mevsiminde üreticilerin bahçesinde yapması gerekenleri de tek tek sıraladı. Bu ürün 10 ay bakıma ihtiyaç duyan bir ürün. Öyle yani bir ay fındık toplama, hasat sezonu gibi değerlendirilemez. Eğer uygun bir çiftçilik yapılacaksa, düzgün bir çiftçilik yapılacaksa 10 ay bu ürüne hizmet etmek gerektiğini biliyoruz. Her defasında da dile getiriyoruz. Eğer ürüne bakarsanız, ürüne hizmet ederseniz karşılığında alıyorsunuz. Bunun şahidiyiz, bunu birebir teyit de ediyoruz. Akça içinde bulunduğumuz kış mevsimi itibariyle üreticilerin doğru bakım adına toprak tahlili yaptırmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, fındıkta verim ve kalitenin artması için bakım yapmanın tam zamanı olduğunun da mesajını verdi. Onun için buradan üreticilerimize, bakım yapacak üreticilerimize özellikle toprak tahlillerini yaptırarak hem kışlık bakımlarını hem yazlık bakımlarını buna göre yapmaları gerektiğini bir kez daha ifade ediyor. Bütün üreticilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor. Kabadüz Kadın Kooperatifi kurulalı bir seneyi geçti ve bütün doğal ürünlerimizi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Kabadüzlü kadınların maharetli elleriyle yaptığı ürünlerse saymakla bitmiyor. Kooperatif üyesi Kabadüzlü kadınlar yöreye özgü ürünlerle hem birbirinden doğal ürünler yapıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık bir yıldır hizmet veren kooperatif, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kayın'ın da desteğiyle her geçen gün daha çok büyüyor. 56 çeşit ürünümüz var genelde ve şöyle bir şey diyeyim, yayla çiçeğimizi söyleyebilirim. Akasya sirkemizi ayrıyetten çilek sirkemizi bu sene ürettik. Akasya sirkemiz balgam ve öksürüğe çok iyi geliyor. Çilek sirkemiz de cilde iyi geliyor. Hanımlara yüz için hanımlara çok tavsiye ederim. Ve elma sirkemiz zayıflamaya iyi geliyor. Hepsi bir antioksidandır. Kooperatif üzerinden yaptıkları ürünleri satışa sunan kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de vatandaşların doğal ürünlere kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Kabadüz Kadın Kooperatif Başkan Yardımcısı Zübeyde Çeküç, kooperatifte yer alan Kabadüz'ün meşhur lezzeti patates kurusunun tarifini de merak edenlerle paylaştı. Alanlar şöyle bir şey, makarna gibi 20 dakika haşlayacak. Ondan sonra da bol soğanla isteğe göre bol soğanlı, baharatlı kavurup yiyebilirler veya yumurtalı kızartabilirler ve yoğurtlamasını da yapabilirler. Başkan Yardımcısı Zübeyde Çeküç, başarmanın önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi ve kadınlara seslenerek asla vazgeçmeyin mesajını verdi. Kadınlara şöyle diyorum, üretmeliyiz, üretmekten vazgeçmemeliyiz diyorum.
Yeni yılın gelmesiyle birlikte vergiler de yenilendi. KDV'den ÖTV'ye, damga vergisinden konaklama vergisine kadar birçok yenilik yaşandı. Konuyla ilgili konuşan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez, engellilerin ÖTV muafiyetli araç alım sınırının 450 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Damga vergileri yeniden değerleme oranında uygulandı. Yani şu anda 87 TL olan katmadar vergisi beyanamesinin damga vergisi 194 TL'ye çıktı. 103 TL olan muhtasar beyanamenin damga vergisi 230 TL'ye çıktı. Ve diğerlerinde de hep benzer artışlar söz konusu oldu. Yeni yılın gelmesiyle birlikte vergiler de güncellendi. En çok merak edilen konulardan biri olan engellilerin ÖTV muafiyetli araç alma sınırı da yükseltildi. Engellilerin araç teminindeki ÖTV'siz araç muafiyeti sınırı da 1 milyon TL'ye yükseldi. Tabii bundan daha önce de bir düzenleme yapılmıştı. İşte birinci derecede yakınların olması, aynı ilde ikamet etmesi gibi şartlar da bulunmakta. Vergi düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez, fatura düzenleme sınırının da yükseltildiğini duyurdu. Günlük ticari hayatımızı ilgilendiren de birçok değişiklik oldu. Özellikle fatura düzenleme sınırı 4400 TL'ye çıktı. Yani 4400 TL'ye kadar artık yazar kasa fişi düzenlenebilecek. Ama tabii ki bu yazar kasa kullanan esnafların yazar kasanın da bu ayarları ilgili servislerinde yaptırması gerekmekte. Elektronik belgelere alıştık iyice. E-arşiv fatura düzenleme sınırı da 4400 TL oldu. Yani artık 4400 TL'yi aşan tutarlarda bir satışın söz konusu ise elektronik olarak e-arşiv fatura olarak düzenlememiz gerekiyor. 2023 yılıyla birlikte yeni bir vergiyle daha tanışmış olduk. Bundan böyle başta oteller olmak üzere geceleme hizmeti sunan yerlerden %2 konaklama vergisi alınacak. Bu da otel fiyatlarının daha fazla zamlanacağı anlamına geliyor. 1-1-2023'ten itibaren uygulanmak üzere artık konaklama vergisi yürürlüğe girdi ve oran %2. Yani geceleme hizmeti veren ve bu geceleme hizmetiyle beraber sunulan hizmetler artık %2 konaklama vergisine muhatap olacak. Yani 1000 lira olan bir konaklama ücreti için %2'si oranında da ekstra bir ücret ödenmesi gerekecek. Bu işletmeye kalan bir tutar değil. Devletin adına işletme bu KDV gibi bu oranı yansıtacak ve bunu da takip eden ayda da vergi dairesine ödemesini gerçekleştirecek. Çalışanlara verilen yemek parası miktarı da 2023 yılında arttırıldı. Çalışanları ilgilendiren bir yemek yardımı istisnası vardı. 2022'de 51 TL'ydi. 2023 yılında artık 110 TL olarak uygulanacak. Şimdi kısa bir reklam arası. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Kızılay'ın orduda güzel çalışmalar içinde olduğunu vurgulayarak 2023 yılında gönüllere dokunacak projelerle hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. 2023 farklı ihtiyaçların biraz daha gönüllere dokunacak hikayelerle karşınıza çıkacağımız bir yıl olacak. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Kızılay'ın orduda güzel çalışmalar içinde olduğunu vurgulayarak 2023 yılında gönüllere dokunacak projelerle hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Sokaktaki can dostlarımız dahil olmak üzere tek başına yaşayan yaşlılarımız, orduya hiç inmemiş, hiç pizza yememiş bir çocuğumuzu mutlu etmeye kadar artık hepsine söylemiş, sürpriz olsun.
2023'te çok daha farklı ihtiyaçlara yöneleceğiz. Tabii diğer ihtiyaçlar devam edecek. Heyecanlı olduğunu vurgulayan Başkan Birnur Fatma Engin Yurt'u insanları mutlu etmek adına çalıştıklarını belirtti. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Bir insanı mutlu etmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Başkan Engin Yurt tüm vatandaşları Kızılay'a bağış yapmaya davet etti. Bağışlarınız çok önemli. Azı çoğu yok. Yani 10 lira bile, 100 lira bile bizim için çok kıymetli. Biz onu inanın 1000 yapıyoruz verirken. O yüzden hepinizi buradan bağışlarla bize destek olmaya davet ediyorum. Ve ayrıca gönüllü olmaya da davet ediyorum. Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Veysel Telcioğlu, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Kıbrıs gazisi Mehmet Veysel Telcioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Bugün bu ayet-i kerimenin manası tecelli etmiş olup, merhum Veysel Telcioğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Samsun'da vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Veysel Telcioğlu memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybeden Telcioğlu için Ünye ilçesindeki büyük camide tören düzenlendi. Rabbim okumuş olduğum ayet-i cillede her nefis ölümü tadacaktır, sonra bize dönecektir buyurmakta. Bugün bu ayet-i kerimenin manası tecelli etmiş olup, merhum Veysel Telcioğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim makamını mekanını cennet eylesin. Amin. Telcioğlu'nun cenazesi burada kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığına defnedildi. Rabbim geride kalanlarına hayırlı, bereketli ömürler ihsan eylesin. Amin. Merhum Kıbrıs gazisi Mehmet Veysel Telcioğlu'nu hali hayatındayken nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Törene Telcioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Ali Gökkan, Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Arif Takıcı, Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı. Komşuluk haklarınızı, arkadaşlık haklarınızı, akrabalık haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim şahitliğinizi kabul edin. Ordu'da ilk kez Down sendromlu çocuklar ve aileleri için özel bir etkinlik düzenlendi. Altınordu'da gerçekleşen etkinliğin ev sahibi Uğur Böceği Down Derneği Başkanı Funda Korkut oldu. Başkan Funda Korkut, Down sendromlu çocukların mutluluğu için çalıştıklarını vurguladı. Down sendromlu çocuklar bu grup içerisinde el eğitilebilir, özel eğitimlerle normal yaşamlarını normal bireylere yakın seviyede sürdürülebilir bir düzeye çıkartabilecek niteliktedirler. Altın Ordu'da anlamlı ve güzel bir etkinlik düzenlendi. Ne kurduk ilk şenliğimiz bu? Uğur Böceği Down Derneği Başkanlığı tarafından Altınordu'da Down sendromlu çocuklar ve aileleri için bir program gerçekleştirildi. Uğur Böceği Down Derneği Başkanı Funda Korkut ev sahibi olduğu programla ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu'da bir ilk gerçekleşiyor daha doğrusu. Down sendromlu bireylere, çocuklarımıza yönelik derneğimizin ilk kutlamasını yapıyoruz. Başkan Funda Korkut derneği kurmalarındaki tek amacın Down sendromlu çocukların mutluluğu ve onlara kaliteli yaşam sağlamak olduğunun altını çizdi. Amacımız bu çocuklara özgür yaşam alanları oluşturacak faaliyetleri onların ayaklarına, yaşamlarına getirmek. Bu haberle birlikte hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz. Gece bülteninde yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ben Görkem Karaç. Bölgesel amatörlükle mücadele eden Ulubey Belediye spor transferlerine devam ediyor. Yeşil Siyahlı ekip son olarak kadrosuna forvet oyuncusu Erce Güngör'ü kattı.
Ulubey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarına Fatih Denizli kadrosuna katarak başlayan bölgesel amatör lig ekibi son olaraksa forvet oyuncusu Erce Güngör'ü kadrosuna kattı. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 2002 doğumlu forvet oyuncusu sonrasında ise farklı bölgesel amatör lig takımlarının formasını terletti. Güngör'ün son durağı ise Ordu ekibi Ulubey Belediyespor oldu. Ben Kuştepe'de oynuyordum ilk devre. Gayet memnunum takımdan. Serkan Hocam aradı. Dönmemi istedi. Bizimle çalışmayı istedi. Ben de kabul ettim. Hem memleketimi, hem ailem, futbolda gelişimim daha üst seviyelere olabilmesi için tercihim bu yönden oldu. Mutluyum. Geldim, çalışmalarımıza başladık. Süreç iyi gidiyor. Memnunum takımımdan da. Genç futbolcu Ulubey Belediyespor Kulübü'ne girdiği ilk günden itibaren yönetim, teknik heyeti ve futbolcular arasında çok güzel aile ortamı olduğunu ifade ederek proda olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Takım içinde atmosfer gayet iyi. İlk devre istenmeyen maç kayıpları, sıralama kötü olabilir ama yeni gelen arkadaşlarla beraber ben de yeni katıldığım için iyi bir atmosfer yakaladık, iyi bir ortam var, sıcak bir ortam var. Güzel, inşallah takım arkadaşlarımızla beraber olmamamız gereken yerdeyiz, istediğimiz yere ulaşacağız. Erci ikinci devrede takım olarak iyi bir futbol ortaya koyarak ligde alt sıralardan kurtulmak istediklerini dile getirdi. Patlama yapamadık tercih hatalarından dolayı. Tercihimi bu sefer doğru yönde kullandığımı düşünüyorum. Çünkü Ulubey Belediyespor hocalarım, takım tam benim istediğim ortam. Yani buradan bir basamak olarak hem de takımıma katkı vermek adına hem onlar basamak olarak yukarı çıksın hem de ben kendim basamak olarak yukarı çıkayım. Tercihimi doğru yönden kullandım. İnşallah da kullandığım tercihi doğru bir şekilde ilerleyerek kendimi iyi yerlere atmak istiyorum. Hedeflerinden de bahseden forvet oyuncusu attığı gollerle birlikte takımı maksimum katkıyı vermek istediğini vurguladı. Yani ilk önce hedef oynamak, yani ikinci devreyi kazası belasız full oynamak. Ondan sonra takıma verebileceğim max katkımı vermek istiyorum. İnşallah sayı olarak değil ama atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir ikinci devre geçirmek istiyorum. U16 Futbol Ligi'nde finalde Ordu Spor 1967'yi 1-0 ile geçen Fas Anadolu Spor Kulübü Ordu ilinin şampiyonu oldu. U16 yaş kategorisinde Ordu futbolunun şampiyonu belli oldu. Final maçında Ordu Spor 1967 U16 ekibini 1-0 mağlup eden Fas Anadolu Spor Kulübü U16 takımı şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya iki ekip de temkinli başladı. Zaman zaman rakip kalede atak bulan iki takım da girdiği fırsatlardan yararlanamadı. Dakikalar 30'u gösterirken Fas Anadolu Spor Kulübü'nde sahneye çıkan Erkan Süyümlü takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca 2022-2023 futbol sezonu U16 Ligi'nin şampiyonu Fas Anadolu Spor Kulübü oldu. Şampiyon takımı madalyaları ve kupalarını Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ordu İl Başkanı Turgut Kır, Ordu Saha Komiserleri Derneği Başkanı Metin Kul ve Ordu Futbol İl Temsilcisi Fatih Çelebi tarafından verildi. Fas Anadolu Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti galibiyeti doyasıya kutladı. Bu gençler 9 yaşından beri kulübümüzde olan, bizim eğitimimize buraya gelen gençler. Biz 2007 yaş grubuyla geçen sene bir üst yaş grubunda oynadık. Biz bu gençlerle geçen sene çok güzel bir finalde Ordu 1967'ye mağlup olduk. Geçen sene onlar birinci, biz ikinci olduk. Biz maçtan sonraki soyunma odasına gittiğimizde bu çocuklarla şunu konuştuk. Gençler, hiçbir şeyi kaybetmedik. Biz Haziran ayında sene için tekrar başlayacağız dedik. Ve seneye bu kupayı biz Fatih'e getirme sözü verdik. Biz bir yazı sabah 6, akşam 6 antrenmanlarıyla geçirdik. Bu kupayı bugün kaldırmak için hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bravo!
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları tekvando il birinciliği müsabakaları sona erdi. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları tekvando gençler kız erkek il birinciliği müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyetleri kapsamında Altınordu Recep Kara Spor Salonu'nda tekvando gençler kız ve erkek il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, grup müsabakalarında sporculara ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti. Dereceye giren öğrencilere ve antrenörlere madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce takdim edildi. Grup müsabakaları ise 24-26 Şubat tarihleri arasında Afyonkarahisar, Erzincan, Karabük ve Niğde illerinde yapılması planlanıyor. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.